Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ya insanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da Allah Celle Celaluhu bir başınıza bir musibet, bir bela verir. Dua edersiniz de dualarınız kabul olmaz. E ne yapalım kardeşim? E söylüyoruz söylüyoruz anlamıyorlar. E anlayacaklar. Bak biz nelerle uğraşıyoruz? Ne işlerle, ne belalarla, ne musibetlerle uğraşıyoruz ya? Derdimiz sadece emri bil maruf, nehy anil münker olmasına rağmen. Bak habire sayfalarımızı şikayet ediyorlar. 3 tane Instagram sayfamızı kapattılar ya. 3 sayfa kapatıldı. Yazıktır, günahtır ya. O kadar emek var ya. Ben anlamıyorum bu Instagram'ın başında kim var ya. Herifler şikayet ediyor diye kapatıyor. Ya kardeşim şikayet ediyorlar da belki de adam bana düşman, beni sevmeyen biri. Her sevmeyen şikayet ettiği sayfa mı kapatır? Ama adamlar kapatıyor. Yazık, vallahi o kadar emek var, yazık. Bir şeyler yapıyorsun. Emri bil marif yapıyorsun. Aha Hüseyin gene böyle yaptı. Aha Hüseyin gene böyle şöyle yaptı. Geçen hafta Fatih Altaylı'nın bu selamun aleykümle alakalı selama yaptığı hakaretler diyeyim daha doğrusu. Fatih Altaylı'nın selama yaptığı hakaretlerle alakalı video yaptık. Herifin bir tanesi beni paylaşmış yine. Hüseyin Çevik bu sefer de Fatih Altaylı'yı hedef gösterdi. Allah belanızı versin be. Ha, bu kadar söylüyorum adamı buraya getirdiniz be. Lan kimin adını ağzıma alsam hedef göster diyor be. Adam yanlış diyorsa başımız belada ya. İyi o zaman susalım ya. O zaman herkes İslam'a küfür etsin. Herkes İslam'a hakaret etsin. İsim verme. İsim vermeden de adamı nereden bilecekler? Bir adam çıkmış böyle böyle diyor. O sefer diyecekler bu adam kim kardeşim? Söyledi bilelim diyecekler. Ona reddi yapıyorsun. Vay ona hedef gösterdi. Lan ne hedef göstereceğim? Yazıklar olsun vallahi ya. Burama kadar geldi be. Ne kadar adi, ne kadar bunlar haysiyet yoksun insanlar ya. Usandım vallahi usandım. Yoruldum artık bunlardan ya. Ama onlar zındıklar, yorulmuyorlar ya. Harbi orijinal zındıklar yani. Adamın ayarı da kaçıyor. Bugün kardeşim ehli sünnet maalesef yalnız. Ehli sünnet yalnızlaştırılmış. Adamlar bir organizasyon yapıyor. Saldırıyorlar sırtlan sürüsü gibi. Ama ehli sünnet çalı ses yok. Hakikaten ses yok. Bir dert, bir paylaşım, bir yok, bir destek yok. Geçen günde Cübbeli Hoca'ya yazmışlar aynısını. Hedef gösterdi diye. Allah'ım delireceğim ya. Şimdi o çıkmış bir de yani. O da hedef göstermeye başlamış. Öyle diyorlar. Açıklama yaptılar ya kardeşim diyor. Ölürsem diyor sebebi diyor. Cübbeli diyor yani. Hedef gösterdiler kardeşim beni diyor. Başıma bir iş gelirse diyor. Cübbeli yaptı diyor. E şimdi bu bak kaç gündür bu memlekette dönen muhabbetler var. İsmail Ağa cemaatiyle alakalı. Bir taraf Fikri Hoca dedi. Bir taraf Denizli İbrahim Hoca Efendi dedi. Yani ondan sonra İsmail Ağa bölündü mü ne oldu? Cemaatler bölündü. Cübbeli böyle mi yaptı? Onunla İsmail Ağa böyle mi yaptı? E adam diyor kardeşim diyor. Ya diyor Cübbeli Hoca yanlış yoldaysa ne olacak diyor bir de şimdi. Bir de onlar çıkmış diyor. Kardeşler bir insanın hak yolda mı batıl yolda mı olduğunu nasıl anlayacağız? Çok basit. Allah Celle Celaluhu batıllı olanları batırıyor mu? Batırıyor. Bu memlekette ne batıllar battı be. Ne batıllar battı be. Koca koca cemaatler battı be. He? Ne cemaatler gitti çöp oldu. Ne oldu? Şey imparatorluğu vardı ya. FETÖ'ye kardeşim ya. Adamların imparatorluktu. Ne oldu? Battı gitti. Atlanlar. Atlancılar çok onlar fena kardeşim. Adamların Twitter'da bir teşkilatı var akıllara zarar. Bildiğiniz gibi değil. Fatih Nurullah. Adam bir sohbet yapıyordu. İçeride 1000 kişi vardı ya. Bir yere gidiyordu peşine 1000 kişi geliyordu. Ne oldu? Ziyan oldu. Ali Kalkancılar, Müslüm Gündüzler. Cübbeli Hoca hak mı? Yanlış yolda mı doğru yolda mı? Al sana cevabı. Bak elhamdülillah. Sevgisi de artıyor. Saygısı da artıyor. Peşine gidenler de artıyor. Yaptığı işleri savunanlar da artıyor. Büyük büyük hocalar şu anda Cübbeli Hocamızın açtığı yolda ilerliyor. Ne demek açtığı yolda ilerliyor? Ortalık biraz karışıktı. Kime ne olacak, ne yapacağız? Hani ne olacak bu işler denirken Cübbeli Hoca bir yol açtı Allah'ın izniyle. Ne yaptılar? Cübbeli Hoca'nın peşinden o doğru yolda hocalar tasdikleyerek o yolda ilerledi. İlerliyorlar da. Geçen bana yazmış. Denizli İbrahim Hoca Efendi hakkında niye konuşmadın? Konuşuruz ya kardeşim ya. Allah Allah. Ben zaten Cübbeli Hoca diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Cübbeli Hoca kimi tarafında şu anda? Tarafında derken yani o
iki tarafa sonuçta yani iki taraf oldu. Bir İsmaila tarafı. Öyle diyeyim yani. Mecibur Hoca'nın hani Deniz İbrahim Efendi başımıza yeni lider, vekillerin emiri olarak seni tayin ettikti. O da kabul etti. Ha, o yol diyorum. O taraftan bahsediyorum. Cübbül Hoca'nın zaten yolu Efendi Hazretleri'nin yolu kardeşim. Rabbim Mahmud Efendi Hazretlerimize şefaatlerine dahil eylesin. Amin. Rabbim Celle Celle onun yüzü hürmetine bütün sıkıntılarımızı iptal eylesin. Amin. Bir daha söylüyorum kardeşler. Biz elhamdülillah hak yoldayız. Düşmanımız çok, sevmeyenimiz çok, arkamızdan konuşan çok, küfür eden çok, hakaret eden çok. Ana avrat küfür ediyorlar. Arkadaşlar, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Derdim şu. Adam bana Instagram'da ana avrat küfür etmiş. Bak ana avrat küfür etmiş ha. Öyle böyle değil. Ama baktığı zaman altına ne yazıyor biliyor musun? Bunlar diyor dini bozuyor diyor. Bunlar İslam'a zarar veriyor. Sen madem ben İslam'a zarar veriyorum. Madem ben bozuk adamım öyle diyorsun. Peki niye bana ana avrat küfür ediyorsun? De ki ey Hüseyin de. Değil mi misal? Ulan Hüseyin hadi de ki ulan Hüseyin de. Ana avrat soy sop hiçbir şey bırakmadan küfür ediyorlar. Anasını bilmem şöylesini bilmem ne bilmem ne çocukları bana neler neler ya. İşte bunlar İslam'a şöyle yapıyor İslam. Sen ne yapıyorsun peki kardeşim ben sana soruyorum. Sen şu anda ne yapıyorsun? Hüseyin'in yedi sülalesine küfrederek peşine bunlar namazlı abdestli adamlar sakallı adamlar ha. Bunlar sakallı adamlar bunu yapanlar sakallı insanlar. Beş vakit namaz kılan adam ana avrat bana küfrediyor. Peşine diyor ki bu İslam'a çok zarar veriyor. Bunlar diyor çok bozuk adam. Sen nesin? He? Sen nesin? Bunlar Müslümanlığı bu kadar zaten. Vatikan'daki papaz senden eftaldir diyorum ben. Evet. Bak onlara söylüyorum. Vatikan'daki papaz senden eftaldir. Sen bir Müslüman anasını avradan sövüp bu bilmem ne diyemezsin. Diyemezsin kardeşim. Ha, biz de hepsini mahkemeye veriyoruz. Hem dünya mahkemesine hem mahkeme-i kübrada bir bir hesap soracağız. Mahşer günü bir daha söylüyorum. Kul hakları sırasına geldiği zaman Allah'ın izniyle kapımda bekleteceğim onları. Bak yazıyorum. Çünkü bir insan bir insana hakkını helal etmezse hadis-i şerif var kardeşim mahşerde bekleyecek. Hadis-i şeriften yola çıkarak konuşuyorum. Mahşerde gerekirse kardeşim seni süründüreceğim. Etmiyorum hakkımı helal. Hadi bakalım. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizden razı olsun. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.